Merhabalar değerli arkadaşlar. Ben Oktay Özdemir. Bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Hepinizi tek tek selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, özellikle Türkiye'de OHAL kapsamında bilgi edinme kanunu çıkarılmıştı. Yani var olan bilgi kanununa aslında ekleme yapıldı da diyebiliriz. Özellikle kapatılan kurumlar ve KHK ile devletten atılan insanlara yönelik yapılan bir uygulama bu. Özellikle 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 3 ve 4. maddelerinde bahsedilen KHK ile ihraç edilen ya da kapatılan kurumlarda çalışan insanlara yönelik olarak. Ayrıca başta 672 ve diğer muadili kanun hükmünde kararnamede olan insanların tırnak içerisinde FETÖ, PD'ye çerçevesinde irtibatı, iltisakı, mensubiyeti bulunan insanlara alınan karar gereği bilgi verilemeyeceği, normalde bilgi edinme kanunu çerçevesinde başvuru yapan vatandaşa bilgi verilirken, KHK ile kapatılan kurumlarda çalışan ya da KHK ile devletten atılan insanlara yönelik olarak bilgi verilmeyeceği yönünde kurul kararı bulunmaktadır. Bununla birlikte yine CMK 153. madde de devreye girmekte. Burada da dosyanın gizliliğini savcı bu kanunun vermiş olduğu yetkiye dayanarak işlemekte. Yani CMK 153'e diyor ki müdafi dosya isterse bilgi, istediği bilgiyi alabilir. Ancak ikinci maddesi ve 7 ve 8. maddesi ise değerli takipçilerimiz sizler için önemli ifade etmektedir. Müdafinin dosyadan bilgi alması davanın gidişatını etkileyecekse o zaman diyor savcı dosyayı gizli yapabilir diyor. Bunun 7. maddesinde ve 8. maddesine baktığımızda bir bütün olarak devletin güvenliğini tehlikeye atan ya da anayasal düzene karşı bir suç işlenmişse ya da anayasayı ortadan kaldırmak, devleti ortadan kaldırmaya yönelik suç işlenmişse o zaman ya da işlenme iddiası varsa o zaman savcılık dosyayı gizli yapabilir. Bu sebeple gerek 7. bendine baktığımızda CMK madde CMK 153'ün gerek 2. fıkrasına ve 7. ve 8. bendine baktığımızda çok net bunu göreceksiniz. Özellikle mülakatlarda CMK 153 mutlaka anlatılmalıdır. İkinci maddesinin 7 ve 8. bendine dikkatinizi çekiyorum. Bugünkü şartlarda Türkiye'de özellikle 15 Temmuz ve devamı niteliğindeki olaylara baktığımızda sürekli dosyaların gizliliği açısından bilgi veremeyiz ifadelerini durmaktayız. Bunu araştırdığımızda karşımıza CMK 153 3. madde çıkmakta. Bunun da ikinci fıkrasının 7 ve 8. bentleri bu soruya cevap vermektedir. 302. maddeden 316. maddeye kadar devletin güvenliğini sarsma ya da anayasal düzeni yıkma ya da anayasal düzene karşılık işlenmiş suçlar olarak devlet değerlendirmekte. Özellikle eğer sizin iddianamelerinizde ya da soruşturma, kovuşturma dosyalarınızda 309, 10, 310, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316. maddeler varsa bu dosyayı savcı gizli yapmıştır anlamına gelmektedir. Ha, diğer gizlilik kararları katiller için var, uyuşturucu tüccarlar için var, örgütsel çete kuranlar için var. Yani diğerleri için de işte tacizciler için var, çocuk tacizcileri için de madde gizlilik uygulaması yapılmaktadır. Ama bizim takipçilerimizi daha çok siyasal kovuşturma çerçevesinde olduğu için eğer sizler siyasi kovuşturmayla karşı karşıyaysanız o zaman bu bahsettiğim madde CMK 153'e dikkat etmeniz gerekir. Özellikle ikinci fıkra ve 7 ve 8. bentleri sizleri ilgilendirmektedir. Bundan dolayı dosyanın gizliliğini savcı sağlamaktadır. Bu sebeple bilgi edinemiyoruz. Hem bilgi edinme kanunu çerçevesinde bilgi edinmek yasaklanıyor. Hem de CMK'dan 153'ten dolayı bilgi gizliliği bulunmakta. Devlete soru sorduğunuzda bilgi edinme kanunu çerçevesinde ihlal karşımıza çıkmakta. CMK 153'e göre de
savcılık kararıyla bilgi gizliliği karşımıza çıkmakta ve iki kurumdan da maalesef bilgi alınamaya bilmektedir. Alınamıyor yani. Özellikle ana mülakata katılan siz değerli katılımcılarımız, dosyanız hakkında bilgi alamıyorum, evet avukat tutamıyorum çünkü avukatlar vekaletimi kabul etmiyor dediğiniz zaman avukatlarla yazışıp size olumsuz cevap dönmüşlerse maillerini göstermenizi tavsiye ederim. Ya da avukatınızın savcılıkla yapmış olduğu ya da devletin ilgi dairesiyle yapmış olduğu başvurular neticesinde avukatınıza ya da size verilen bir cevap var. Dosyanın gizliliğinden dolayı bilgi veremiyoruz. Ya da şunun oldu şu tarihli dosyanız bulunmaktadır. Bizi bilgi gizliliğinden dolayı bilgi verilemiyor. Değerli arkadaşlar, ben hukukçu olmadığım gibi takipçilerimizden de herkes hukukçu değil. Dolayısıyla bu bilgi gizliliğini ve bilgi edinme kanununu doğru anlatamadığımızdan dolayı raportörlerin kafası karışmaktadır. Şimdi madem bilgi gizliliği var diyor, bu evrakları nasıl, hani soruşturma dosyalarına nasıl ulaştınız diyor, iddianameyi neden sunamıyorsunuz diyebiliyor raportörler. Değerli arkadaşlar, bilgi gizliliği bulunduğu zaman E-Devlet'e bilgi gizliliği dosyaları yüklenmiyor. Bundan dolayı dosyadan gizlilik kalktığında iddianame düzenlenmişse o zaman dosyalara ulaşılabilmektedir. Bilgi gizli olduğu sürece E-Devlet'te gözükmüyor. Sebebi de bu CMK 153. Bunu mutlaka raportörlere söylemeniz gerekir. Ayrıca bilgi gizli olduğu için savcılığa başvuru yaptığınızda size dosyanız hakkında bilgi istediğinizde bilgililiğin şu doğru şu tarihli dosyanın gizlilik kararı bulunduğundan dolayı bilgi verilemez yazısını bir bilgilendirme formu olarak düşünüp raportöre anlatmanız gerekir. Gizlilik kararı olduğu için detay verilmiyor, içeriye ulaşamıyoruz şeklinde CMK 153 ikinci maddenin 7 ve 8. bentlerini izah etmeniz gerekecektir. Bu maddeyi tercümesiyle birlikte verdiğiniz takdirde iş göreceğini düşünmekteyim değerli arkadaşlar. CMK 153'e baktığımızda ayrıca bilgi gizliliği noktasında eğer iddianame Yargıtay aşamasındaysa yine E-Devlet'e yüklenmekte ve orada dosyalarınızı görebilmektesiniz. Bundan dolayı mutlaka raportörlere izah ederken CMK 153'ü bahsederken aynı zamanda savcılık gizlilik kararı bize bilgilendirme formunu verebilir. Ancak dosyanın içeriğine gizlilik kararından dolayı ulaşma şansımız yoktur şeklinde mutlaka not düşmeniz gerekmektedir. Çalışmamızı beğendiyseniz abone olmayı, dostlarınıza paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Diğer mağdur arkadaşlar da istifade etsinler. Hürmetlerimi sunuyorum. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler efendim.